Arkadaşlar merhaba. Bugün gene Kanaryalarla beraberiz. Başka videolarda da bahsettiğim gibi bu işlemi ofisimizin arka tarafında yapıyoruz. Burada gene yumurta da üretiyoruz. Yani yumurta üretiyoruz derken döllenmiş yumurtaları, burada kuluçka makinalarımız var. Şu an yumurtalarımız olmadığı için boşta. Çıkartıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz civcivlerde bizim kendi ürünlerimiz. Hintler, buramalar, lekonlar falan. Hep kendi ürünlerimiz. Biz bugünkü konumuz olan kanaryalara dönelim. Kanarya cinsleri olarak bizde Gloucester ve Yorkshire'lar var. Burada görmüş olduğunuz kanarya tipi Gloucester. Bu Rıdvan Dilmen'e benzetilen kanaryalar. Şurada gördüğünüz yuvalıklar var. Yuvalıkların içinde de bir tane Gloucester dişimiz yumurtaların üstüne yatıyor durumda şu an. Burada Yorkshire'lar var. Yine burada Yorkshire'larımız var. Burada da var 3 tane, burada da var 4 tane ama buradaki asıl konumuz bu tarafta yavrularımız oldu. Yavrularımızı gösterelim arkadaşlara. Yorkshire cinsi. Yavrular annede, babada Yorkshire. Yavrularımız tüylendi, renkleri zaten ufak artık. Kendini belli ediyorlar. Burada da diğer tarafta da bu tarafta yine Yorkshire cinsi kanaryalarımız var. Bu kanaryalardan şu sol tarafta 3 tane gördüğümüz arkadaş, şu 1, 2 tane de yukarıda olan. Zaten boyut olarak da ufak olduklarından anlayacaksınız. Onlar yavrularımız. Bu yavruların ayaklarında farkındaysanız markalar var. Bu hazır lafı gelmişken markalardan bahsedeyim size. Elimizde şu an görmüş olduğunuz markalar. Bu markalarla ne yapıyoruz? Bu markalarla hem kan hattını takip ediyoruz. Hem de hangi yılda doğduğuna belirliyoruz. Elimizde görmüş olduğunuz markaları hemen size açayım, bir tanesini göstereyim. Siyah olan marka alamadık. Şöyle gösterirsek üstünde 2019 yazıyor farkındaysanız. Aha gitti. TR 2019 yazıyor. Bununla yavrunun doğum tarihini belirliyoruz. Bakın TR 2019. Bununla doğum tarihi, yani 2019 yılının yavrusu diyoruz. Bunu poşetine koyalım, kaybetmeyelim. Burada da renkler var. Bu renkleri niye kullanıyoruz? Şimdi mesela atıyorum, kırmızı anne, kırmızı baba veya kırmızı anne, buradan hangi yavrular çıktı? İşte çıkan yavruların ayağına da kırmızı takıyoruz. Kan hattını belirliyoruz. Gördüğünüz renkte markalar var. Bunların renkleri tabii bu kadarla sınırlı değil. Daha farklı renklerde olabiliyor. Bu renklerle kan hattını belirliyoruz. Doğacak yavrularda kan yakınlığı olmasın diye, anomalili bir yavrumuz doğmasın diye. Bunlar önemli. Bunları tavsiye ediyoruz. Yavrular büyümeden bir ayağını arkada bırakarak bu şekilde, yani şu an gösteremiyorum size ama bunun da çektiğim bir video var. Marka nasıl takılır diye. Onu da yakın zamanda yükleriz kanala. Oradan da markanın nasıl takıldığını görebilirsiniz. Bu markalar bence önemli. Hani zahmetli iş, evet. Yavrunun ayağına takmak biraz zor. Ama bunu yapın. Yapın ki kan hattını belirleyin. Ondan sonra işte yok yavrumun bacağı yapışıktı, yok öyle oldu böyle oldu diye anomalili yavrular doğurmayın. Yani elde etmemiş olun. Tabii ki de siz doğurmuyorsunuz da. Şimdi biz kanaryaları nasıl besliyoruz? Kanaryalarda burada görmüş olduğunuz kanarya yemimiz var. Bu kanarya yemlerini kullanıyoruz. Yemlikleri aralıklı sürelerde değiştiriyoruz. Başka kanaryalarımıza ne veriyoruz? Tabii ki sadece bu yemle bakmıyoruz. Ek gıdalar da veriyoruz. Haşlanmış yumurta, elma, salatalık, bu tarz şeyleri de veriyoruz hayvanlara. Besin içerikleri kaynak, besin kaynağı olsun diye.
Bu şekilde burada kendi çapımızda bir üretim yapıyoruz. Yani üretim de değil aslında, tamamen bir hobi. Ne? Üretim de değil, hobi. Hobi. Evet. Ne oldu? Sanki fobi dediğin gibi geldi. Hobi, hobi. Üretim de değil, bir hobi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanaryalar konusunda farklı videolar çekmemizi istiyorsanız altta yorumlara belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Rıdvancığım, sen bir şey söylüyor musun?